Değerli misafirlerimiz, toplumsal çeşitlilikte lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks haklarını savunmak konulu oturumumuza devam ediyoruz. Bu arada ben Kaos adına Profesör Doktor Sintan Coşar'a ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Konunun bütünlüğünü sağlamak açısından zor bir görevi üstlendi. İkinci panelinde moderatörlüğünü üstlendi. Teşekkürler hocam. Evet, artık söz sizde. Ben teşekkür ederim Murat. Umarım becerebiliyorumdur. Sabır için de teşekkür ederim ama tabii yine çok konuşmayacağım. Yine konuşarak başlayacağım. Katılımcılarımıza en baştan teşekkür ederek bir de deminki oturumun sonunda teşekkür edemediğim çevirmen arkadaşlar buradan peşinen ben tekrardan hem deminki oturum için hem de oturum için teşekkür edip sonunda da öleceğim. Ama işte dağınık başımızda oluyor. Kusura bakmasınlar bir önceki oturum için. Şimdi geçen oturumu kapatırken lafı uzatmayayım diye o kısmı atladım ben. Aslında ortak noktalardan bir tanesi de şeydi, iktidar meselesiydi. Farklı sunumlarda iktidar meselesini gördük ve tam da bu oturum işte kurumsal iktidar meselesinin ortak noktayı oluşturduğu oturum olarak karşımıza çıkıyor. Hem kaynak dağıtımı, maddi kaynak dağıtımı anlamında iktidar, hem de bir şeyleri yaptırtabilme, kanunları çıkartabilme, uygulatabilme, devamını sağlayabilme anlamında iktidar. Tam da siyasetin göbeğinden doğru bu oturumda farklı biçimlerde değineceğiz bu meseleye de. İlk konuşmacımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili CHP'den Mahmut Tanal. Mahmut Tanal'ı LGBTİ hak mücadelesi açısından tanıyoruz. Üçüncü dönem milletvekilliğinde şu anda. Ardından Levent Korkut, insan hakları aktivizmi içerisinde çok yıllar önceden tanıdığımız bir anayasa hukuku hocası olarak, aynı zamanda insan hakları aktivisti olarak tanıdığımız bir hocamız. Ben Uluslararası Af Örgütü deneyiminden tanıyorum başlangıç itibariyle. Daha sonra Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olarak hala da aktif olarak yer alıyor. Aynı zamanda İnsan Hakları Kurumu üyesi, aynı zamanda Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Levent Korkut. Üçüncü katılımcımız Eleni Çeçekku. Was it okay? Yeah, thank you. I tried it so. Avrupa Konseyi Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Birimi Başkanı, thanks for the tolerance by the way. Seçil Gürçak, dördüncü katılımcımız, Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı. Bugün sabahki oturumda da ombudsmanlık meselesi konu edildi. Burada yeniden gündeme gelecek. İyi dinlemeler diyorum ve sözü katılımcılarımıza bırakıyorum. Mahmut Hocam. Değerli Başkan, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli Başkan, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen, emeği geçen tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Gerçekten öğleden önce bu saate kadar tüm konuşmacıların aktardıkları bilgiler ufkumuzu bayağı genişletti. Çok yararlandım ve yarınki konuşmaları da yarınki panelde devam edeceğim, takip edeceğim. Onun için çok iyi bir verimli bir konferans oldu. Değerli arkadaşlar, tabii LGBT'li birey haklarıyla ilgili başlık altı adı altında bize verilen konu. Bunu yaşadığınız deneyimlerle ve pratiklerle size anlatmaya çalışacağım. Bu yaşadığımız deneyimlerle ilgili başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ismiyle ilgili başlamak isterim. Çünkü burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da temsilcisi vardır. Burada bu yasa geçerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok cinsiyetçi bir kavramdır dedik. Bu çok dar bir kapsam. Bunun kadından sorumlu aile, kadından sorumlu Sosyal Politikalar Bakanlığı denilirse daha kapsayıcı cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmış oluruz ve ne yapabildiysek
bir türlü bunu başaramadık. Bu da tabii sayısal üstünlük maalesef bu şekilde yasalarda gündeme getiriyor. Burada yine arkadaşlarımız çok da değindikleri için benim içimde de yanan bir yaraydır o. Onur yürüyüşü, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki onur yürüyüşünde gayet rahat konuşmacılar konuşmalarından beyan ettiler, açıkladılar. Aslında toplantı ve gösteri yürüyüş yasası ile ilgili değerli Korkut Hocam'ın da kitaplarından çok yararlanmışım. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Devletin, daha doğrusu emniyet güçlerin yürüyüşe katılanların dışarıdan gelebilecek olan baskılardan dolayı koruma ve kollaması gerekirken maalesef o tür yürüyüşlerde emniyet güçlerinin saldırısıyla vatandaş karşı karşıya kalıyor. Yani tehdidi emniyet oluşturuyor. Ve bu çok ilginçtir. Aslında bizim sığınabileceğimiz liman ve hukuk limanı olması gerekirken tüm temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olması gerekirken onu bizzat yaşadık. Hatta o dönemde onur yürüyüşüne katılan arkadaşlara gerek biber gazıyla gerek suyla tankı engellemeye çalışarak adeta bir kalkan olduk. Ve o kalkan da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'ten tutun, Arınç'tan tutun, tüm bakanlara varıncaya kadar Mahmut Tanal LGBT'lidir. Mahmut Tanal çok özür dilerim. Yani her şeyi söylediler. Söylemeyen hiçbir şey kalmadı. Hatta ve hatta bu seçim malzemesi dahi yapıldı. Şu anda bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahi şunu söyledi. Biz burada LGBT'li vatandaşlarımızın, insanlarımızın, kişilerin haklarını, hukukunu savunurken HDP'nin Eskişehir milletvekili LGBT'li idi aday ve bakın dedi, Türkiye'deki partilere bakar mısınız dedi. Efendim LGBT'li adayı, milletvekili adayı gösteriyorlar şeklinde. Yani bir küçültücü, bir dışlayıcı, bir öteki değiştirici açıklamalarda bulundu. Aslında bir ülkenin cumhurbaşkanı tüm kurum ve kurulları birleştirici olması lazım. Uyum içerisinde vatandaşın sağlaması gerekirken bizzat ayrıştırıcı, ötekileştirici, ayrımcı dili kullanan kişi oldu. Yani burada biz netice itibariyle evet idarecilerin, devleti idare edenlerin, sorumluluk makamında oturanların bu konuda daha kapsayıcı, daha herkesi kucaklayıcı şekilde açıklamalar yapması gerekir. Maalesef Türkiye'de bakıyoruz sorumluluk makamında oturanlar vatandaşın çok çok gerisinde. Vatandaşın çok çok gerisinde ise o zaman vatandaşımızı seçim yaparken bu tercihlerini de çok iyi kullanması lazım. Gelelim yasalarla ilgili neler yapılabildi? Öğleden önce Buğra hocamız sormuştu. İş hukukuyla ilgili LGBT'li bireylerin çalışma alanıyla ilgili neler verildi? Değerli arkadaşlar, LGBT'li kişilerin iş hukuku alanında aslında biz kontenjan hakkını talep ettik. İş kanunu 30. maddesinde 50 kişilik çalışılan özel iş yerlerinde nasıl engellerin 3, kamuda çalışanların engellerin 4 kişi çalışma zorunluluğu varsa cezaevinde mahkum olup cezası infaz edilenlerin 2 kişi çalıştırma mecburiyeti varsa aynı şekilde LGBT'li bireylerin de bu şekilde kotasını getirmesi talep ettik. Bununla ilgili 24. dönem kanun teklifini verdiğim zaman hiç gayet rahat çekinmeden ismini vereceğim. Gerek Akit'ten tutun, Milli Gazete'den tutun, sapkın milletvekili sapkınlara kanun teklifi verdi. Aynen manşet buydu. Yani netice itibariyle nerelerde olduğumuzun bilinmesi açısından ben bunları söylüyorum. Ve bununla ilgili aslında iş kanununda göze çarpmayan bir husus daha var. İş kanunu 5. maddesi. Ayrımcılık yasağı var. Yani ayrımcılık nedeniyle kişiler işten atılamaz. Ücretinden ve çalışma koşullarından ayrım yapamazsınız. Ancak işe alımında değerli hocam 5. maddesinde bu ayrımcılığı yasaklar. Hiçbir açıklama yok. Onunla ilgili aynı zamanda yasa teklifini vermiştik. Sağlık alanında burada bu cinsiyetle ilgili LGBT'li bireylerle ilgili aslında bizim Türk hukuk tarihine düşen en büyük örnek Sayın Bülent Ersoy örneği.
Sayın Bülent Ersoy örneği ilk cinsiyet değişikliğine gittiği zaman Yargıtay'ın kararı çok enteresan. Bir, o dönemde Medeni Kanun meşhur 134. maddesi vardı. Anlaşmalı boşanma yasaktı. Ancak geçimsizlikten dolayı bireyler boşanabiliyordu. Cinsiyet değişikliğini şu gerekçelerle yasaklıyordu. Bir, efendim yıllarca boşanamayan insanlar eğer cinsiyet değişikliğine biz izin verirsek aynı cinsten iki birey bir arada olamayacağına göre o dönem Bülent Ersoy'un cinsiyet değişikliğini ret etmişti. İkinci gerekçe, askerliğe gitmek istemeyen erkek bireyleri efendim cinsiyet değiştirir, askere gidemez, kendisini bu askerlik hükmünden kurtarmak için bunu yapar, bunun için yasaklamıştı. Üçüncü bir gerekçe de, erken emekliye ayrılmak isteyen erkekler cinsiyet değiştirir ve bu sebepten dolayı erken emekliliği engellemek için efendim bu üç tane gerekçeden dolayı değiştirmişti. Ve buradan geliyorum, koalisyon hükümetlerin yararlarına gelmeye çalışıyorum. O dönem MHP, ANAP, DSP 2002 yılındaki medeni kanun değişikliğini yapınca 40. maddeyle birlikte bu gerekçeleri hepsini attılar bir tarafa. Cinsiyet değişikliğine her ne kadar yani ilerici, çağdaş, uygarlık düzeyine getirilmemiş olsa bununla birlikte değişikleri kanun tekliflerine versek de hakikaten o dönem çıkarıldı. Yani eğer bu 40. madde mevcut olan bu siyasal iktidar döneminde olmuş olsaydı kesinlikle çıkmaz. Yani çünkü o muhafazakar, o tutucu yapı devam ederdi. Tabii muhafazakarlık keşke yolsuzlukta, haram yemede, başka alanlarda da olsa da ama o alanlarda muhafazakarlık ve tutuculuğu biz göremiyoruz. Yani haram yemede, yolsuzlukta, adam kayırmada vesairede o muhafazakarlığı göremiyoruz ama maalesef bu alanlarda görebiliyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi geçiş süreciyle ilgili yetim aylığı mesela. Kanun teklifini verdik. Bu yine Çalışma Bakanlığı'nda arkadaşlarımız var. Ve konuşu arkadaşlarla ayaküstü sohbet ettik. Kişi gayet rahat, babası rahmetli olmuştur veya annesi rahmetli olmuştur. O da bir yetim aylığı normal koşullarda alınıyor. Ama cinsiyet değişikliğinden dolayı erkekse kadın olarak eğer cinsiyet değişikliğini tavsiye ediyorsa, düzeltiyorsa burada izin vermiyor arkadaşlar. Bitti, süre bitti. Peki, geçti. Yani bununla ilgili kanun teklifini verdik değerli arkadaşlar. Gerçekten bunun düzeltilmesi lazım değerli hocam. O zaman hemen başlıklar halinde geçiyorum. Sığınma hakkıyla ilgili. Nasıl 16-17 yaşında yani bu LGBT'li bireylerin bu duygularından dolayı aile hemen fark ettiği andan itibaren evden atılıyor, öldürülme tehdidi vesaireyle birlikte nasıl kadın sığınma evleri varsa tüm belediyelere biz dedik ki 100 bin nüfusu olan tüm belediyelerde LGBT'li bireylerin en azından barınma hakkı açısından bir sığınma evinin açılması gerekir. Dedik, bununla ilgili kanun teklifi verdik. Maalesef olmadı 24. dönem. Aynı zamanda cinsiyet değişikliği ile ilgili yani o tedavi süreci ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ücretsiz olarak o tedavi görme olayı yine kanun izin vermiyor. Bununla ilgili bizzat kaç sefer bakanlığa kanun teklifi verdik ve bakanlıkla ne kadar görüştüysek de bu konuda maalesef bir türlü ileriye giremedik. Yani ileriye giremedik derken sayınız olmadı mı, sayınız yetmedi mi? Maalesef parlamentoya siz kanun teklifini verirsiniz, o orada kalır. Yine bir çerçeve kanun, 20 maddelik bir kanun teklifi vermiştik. Ve burada evlilik birliği içerisinde olmama şartı var. Bunun değişikliğini gayet rahat verdi. Şu anda örnekler var Konya'da. Kişi evli, taraflar evli, cinsiyet değişikliği şu anda tedavilerine devam ediyor. Yani fiili durumla kanuni durum örtüşmüyor. Aslında kanunun fiili durumların önünde olması gerekirken toplum ilerliyor, kanun geride gayet rahat toparlı gidiyor. Bitiriyorum değerli hocam. Geliyoruz yine evlilikle ilgili gayet rahat. Onunla ilgili de yine kanun tekliflerini verdik. Şunu kabul etmek lazım. Bazı arkadaşlarımız hukuku pek fazla önemsemediler ama hukuk aslında özgürlüğü tanır. Ve özgürlüğü tanırken bu korunmaya değer bulur aynı zamanda bu özgürlüğü.
onun kullanım, yani özgürlüğün kullanım ortamını ve koşullarını yaratmak amacıyla hukuk kuralları koyar. Ve mevcut olan bu hukuk kuralları aslında özgürlüğü biçimleştirir. Ve o açıdan biz hukuk ve özgürlük ünvanından hiçbir zaman ayrılmamamız lazım. Uluslararası sözleşmeler bu anlamda yeterli bir imkan sağlıyor mu? Aslında gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi, yani ayrımcılık yasağı, medeni siyasi haklar sözleşmesi, Sedan Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 2. maddesi, bunların tamamına baktığımız zaman biz ülke olarak bunların tamamını anayasamızın 90. maddesi uyarınca onaylamış bulunmaktayız. Ama bunların istenebilirliği, uygulanabilirliği açısından vatandaşımız pek fazla davalara taşımıyor, biraz ilgisiz kalıyor. Bu konuda belki yargının maliyetinin yüksekliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ama bence bununla ilgili de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bol bol taşımakta yarar var. Sözü uzattıysam özür dilerim. Gelebilecek olan sorularla da konuyu daha da çarpıcı bir hale getirmeye çalışacağım. Hepinize saygı, örnek veriyorum. Çok teşekkürler. Tam zamanında umarım çok sıkıştırmadım. Ben başlarken söylemeyi unuttuğum bir şeyi söylemek için bir dakikayı kullanayım. Kaos'tan Umut Güner arkadaşım Twitter'la ilgili bir duyuru için rica etmişti. Anladığım kadarıyla konferans Twitter'da çok büyük rağbet görüyor. Sosyal medya çağındayız. Performansı iyi yani. Hashtaglerle o rağbeti artırırsak sevineceğiz. Sağ olun. Levent Hocam da söz. Tabii temel konumuz eşitlik. Eşitlik deyince tabii eşitliği ne bozuyor, buna bakmak gerekir. Dolayısıyla burada biraz önce sinten iktidar mı dediniz? İktidardan bahsettim galiba. Evet, güç yani toplumlarda siyasi iktidar ve siyasi güç hemen aklımıza geliyor ama niye siyasi güç eşitlikle ilgilidir? Belki biraz onun üzerinde durmak gerekir. Siyasi gücün yaşam hakkıyla ilgisini daha kolay kurabiliriz mesela. İşte başka tür insan hakları alanlarıyla daha ilgisini kurabiliriz ama siyasi güç niye eşitliği bozar? Bunun belki birkaç nedenini ortaya koymak bizi bir yerlere götürebilir. Tabii burada ilk önemli neden iktisadi neden. Toplumsal düzenin korunması adına hareket eden siyasi güç toplumdaki sınıfsal yapıların şekillenişini belirleyen ya da bunun düzenini kuran bir hukuk geliştirebilir, bir kurallar bütünü oluşturabilir. Ve bu kurallar bütünü toplumda yaşayan bir kesimi diğer kesime göre kayırabilir, onu avantajlı hale getirebilir, onu daha iyi bir konuma getirebilir. Ama bunda sınırlı değil, yani sadece iktisadi nedenlerle, sınıf farklılıklarıyla vesaireyle olmuyor. Aslında çok daha yakın çağlarda başka nedenleri de var. Gücün eşitliği bozma etkisini anlatabilen. Bunlardan birisi de aslında özellikle 17. ve 18. yüzyıllardan sonra ortaya çıkan modern devlet yapısının oldukça homojenleştirici bir insan tipini ortaya çıkarmaya başlaması ya da bunu topluma kabul ettirmeye çalışması. Bunun tabii izahı çok uzun yapılabilir. Zannediyorum Foucault hayatını bu konuya adamış bir yazar. Niye böyle olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama sonuçta oluşan şey şu ki
homojenleştirilmiş bir toplum yapısı, disipline edilmiş, standartlaştırılmış ve farklılıkları azaltmaya çalışılan bir toplum yapısı bu devlet tarafından, modern devlet tarafından oluşturulmaya çalışılmış. Dolayısıyla eşitsizlik aslında gruplaştırma ve gruplara ayırma şeklinde ortaya çıktığı gibi homojenleştirme ve birleştirme şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Yani farklılıkları ortadan kaldırma şeklinde ortaya çıkabiliyor ya da farklılıkları oluşturarak bu farklı olanlara farklı muamele etmek şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eşitsizliğin aslında bizzat kelime anlamının da belki tam olarak kucaklayamadığı genişlikte bir farklı muameleler dünyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü farklılıkları yok saymak ve herkese aynı şekilde sokmaya çalışmak da eşitsizliğe neden oluyor. Farklılıklara uygun bir düzenleme getirmek yerine farklılıkları dezavantajlara dönüştürmek ya da avantajlara dönüştürmek şekliyle de eşitsizlik ortaya çıkıyor. İnsanoğlu çağlar boyunca bununla mücadele etmeye çalışmış, çeşitli araçlar geliştirmeye çalışmış. Tabii Fransız devrimini hemen hatırlayacak olursak, Fransız devriminin en büyük sloganı eşitlik, kardeşlik ve özgürlük. Vatandaşın ortaya çıkışı, vatandaşın eşitlenmesi. Fakat bunlar çok kolay tabii bildirgelerde kalabilecek, hatta anayasalarda kalabilecek sözler, metinler. Kaldı ki bütün bireyleri vatandaşlıkta eşitlemek de tam bir eşitlik sağlamıyor. Günümüzde eşitlik konusunda asıl gelişen alan insan hakları olmuş. Özellikle evrensel bildirgeden sonra uluslararası alanda hızla gelişen insan hakları literatürü ve aynı zamanda hukuku eşitliği de bir alan olarak düzenlemeye başlamış. Ve giderek bu uluslararası hukukun yansımalarını görüyoruz ulusal hukuk sistemlerinde. Ulusal hukuk sistemlerinin bir kısmında zaten var olan, anayasal düzeyde var olan eşitlik maddeleri yetersiz görülerek eşitlikle ilgili başka yasal çerçeveler oluşturulmaya çalışılmış. Başka araçlar geliştirilmeye çalışılmış. Eşitlikle mücadele eden kurumlar oluşturulmuş. Günümüzde de bu eğilimlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yargı alanında eşitlikle ilgili özel düzenlemeler yapılıyor ve yapılmış. Böylece bir anlamda modern devlet çağında oldukça soyut kalan başlarda işte eşitiz. Ama biliyorsunuz ünlü bir roman ve filmde eşitiz ama bazılarımız daha eşittir der. Yani eşitlik lafta kaldığı zaman çok kolay eşitsizlik söylemine dönüştürülebilir bir içeriğe de sokulabilir. Bence 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren asıl kaygı bunu önlemeye yönelik ne yapılabilir olmuş. Yani özet olarak daha somut, kurumsal ve hukuki sistemlerle eşitlik daha somutlaştırılabilir, gerçekleştirilebilir bir alana doğru evrilmeye başlamış. Burada biz neredeyiz? Türkiye olarak
Bir kere hemen şunu belirtelim. Türkiye'nin dünyada küresel ve bölgesel sistemler açısından en eksik olduğu alanlardan birisi eşitlik alanı. Türkiye aslında bol miktarda sözleşmeye taraf, yani dünyada sözleşmeye taraf olan ülkeler açısından bakarsak çok sayıda sözleşmenin tarafı olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'nin. Ama nedense bu sözleşmelerin içinde nerede eşitlikle ilgili bir konu var, orada daha çok sorun ortaya çıkıyor. Şöylece kısaca özetleyebiliriz. Örneğin Birleşmiş Milletler'in iki sözleşmeler adını verdiğimiz Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomi, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi'ne Türkiye'nin koyduğu çekinceler eşitlikle ilgili. Temel olarak eğitim hakkı, dini özgürlükler vesaire gibi konularda, çocuklara ilişkin konularda, çocukların eğitimine ilişkin konularda ve özellikle de azınlıklar burada temel oluyor. Türkiye burada daraltıcı bir çekinceler sistemi oluşturmuş. Başka nerede? Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin önemli bir protokolü, 12 nolu protokol, eşitliğin genel olarak burada yargı mekanizması içerisinde sağlayan bir hüküm, bir madde aslında var ve bunu bu orijinal metninde yok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sonradan dahil edilmiş bir kısım. Ama Türkiye buna taraf değil, imzaladı fakat bir türlü taraf olmuyor. İşte çok ünlü azınlık hakları çerçeve sözleşmesi ve dillerle ilgili olan düzenleme, Avrupa Konseyi'nin yapmış olduğu düzenleme, yine Türkiye'nin bunlara taraf olmadığını görmekteyiz. Yani eşitlikle ilgili meselelerde konuşmamın başında bahsettiğim, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa'da gelişen ve dünyada gelişen, artık Avrupa'da değil, akıma çok uyum sağlayan bir konumda değil. Yine burada bir başka örnek verecek olursak, Avrupa'da yaygınlaşan ayrımcılıkla mücadele kurumlarının Türkiye'de henüz gerçekleşmediğini görüyoruz. Zannediyorum 5 yıl oldu bir taslak hazırlanalı, 2010'du. Biz de o taslağın hazırlanmasına destek vermiştik. Sivil toplum kuruluşları da destek vermişti. Ancak o tarihten bu yana taslak olarak durmaya devam ediyor. Kurumsal yapımıza bakınca, kurumsal yapıda ki durumun da pek farklı olmadığını görüyoruz. Eşitlik öylesine yaşamın içinde olan bir konu ki, öylesine hepimizi ilgilendiren bir konu ki, tabii ki çok alanda, çok farklı alanlarda yansımaları var. Bunun için bu alanda sivil toplum, kamu ve uzmanlar birlikte çalışmak zorundalar. Türkiye'de sivil toplum açısından bile baksak, eşitlikle ilgili sivil toplum örgütlerinin aslında son 20 yılda ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz yavaş yavaş. İşte Kaos GL'nin kuruluş tarihi kaçtı? 94. Evet. Yani baktığımız zaman 90'lı yıllarda bir aktivizm biraz işte 2000'li yıllara doğru gelişiyor. Bu tarihe kadar demek ki bu kesimler örgütsüz bir şekilde ya da başka örgütler üzerinden belki, ama o da çok tabii yetersiz bir şekilde kaldılar. Sivil toplum örgütlerinin yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz yalnız. Sevindirici olan eşitliğin yavaş yavaş sivil toplumda algılanan ve geliştirilen bir alan haline dönmeye başlaması. Kamuya baktığımızda, kamuda
Henüz çok büyük bir kıpırdanma yok. Bizde eşitlik aslında oldukça soyut, yine anayasada yazıyor. Anayasada da her türlü temelden bahsedilmiyor. 10. madde üzerine çok çalıştık biliyorsunuz. Bütün sivil toplum kuruluşları bu konuda bir şeyler yapmıştır herhalde geçmişte. 10. maddede bahsedilen temeller yetersiz. Bu maddede tabii bugün anlamlı olan kısmı cinsel yönelim ve cinsel kimlikle ilgili boyutların 10. maddede yer almıyor olması. Tabii sadece buna da sınırlı değil. Engelliliğin mesela yine 10. maddede yer almıyor olması, yine etnik kökenin bu maddede yer almıyor olması sorunları var. Ve yasal çerçeve anayasadan başlamak üzere oldukça yetersiz. Çünkü anayasadaki bu laflar, bu kalıplar yasalarda da tekrarlanmış ve yasalarda da bu temellere yer verilmemiş. Yavaş yavaş bir eşitlik lafının ötesinde yasalara düzenlemeler girdiğini görmekteyiz. Biraz Avrupa Birliği düzenlemelerinin etkisi var. İş kanununda düzenlemeler yapıldı. İşte ceza kanununa bir madde kondu ayrımcılık suçuyla ilgili. Fakat bunlar son derece sınırlı ve yetersiz alanlar. Normalde eşitliğin aktif korunması diyebileceğimiz bir sistem henüz Türkiye'de yok. Yani kendisine kimliği, yönelimi ya da başka bir şeyin nedeniyle ayrımcılık yapılan bir kişi eğer bu suç değilse yani bayağı ceza kanununa düzenlenen başka bir suç değilse fazla bir sonuç alamıyor başvurduğu yerlerden. Kamu bununla etkili bir şekilde dert edip uğraşmıyor. Ve bununla uğraşmak isteyen kesimlerle de ilgilenmiyor. Bitti galiba. Bir dakika. Bu buradan baktığımızda sivil toplumda hafif hareketlenen fakat kamuda çok hareketlenmeyen bir pozisyon var. Hukukta bir gelişim var ama henüz bu çok yeterli değil. En önemli noktalardan birisi bu konuda diyalog eksikliği. Zannediyorum şu toplantımız bu diyaloglardan birini gerçekleştirmiş durumda. Fakat son derece az olan bir şey. Türkiye'de sivil toplum, kamu bir araya gelerek eşitlikle ilgili meseleleri yeterince tartışmıyorlar, çözüm önerilerini birlikte geliştirmiyorlar, beraberce sonuçlara ulaşacak programlar oluşturmuyorlar. Açıkça söylemek gerekirse bu amaç için kurulmuş kurumlar bile henüz çok ne olduğunu anlamaya yönelik bir takım faaliyetler içerisinde, başta benim kurumum. Ama yavaş yavaş hani bir şey geliştiriliyor. Yani işte en son seçmenlerle ilgili, seçmenlerin eğitimiyle ilgili bir konuda bir başvuru almıştık eşitlik konusuyla ilgili. Bu konuda bir araştırma yaptık. Seçmenlere yönelik eğitimlerin dil, hangi dilden yapıldı ve bu diğer dillerde, Türkiye'de kullanılan diğer dillerde bu eğitimin yapılmayacağı meselesinin üzerine kafa yorduk. Ve orada bunun bir eşitsizlik ortamı oluşturduğu sonucuna vardı. Tabii eşitlik hukuki anlamda olsun, idari anlamda olsun bir açılıma, bir literatüre, bir kavramlar bütününe de sahip. Bu kavramlardan da Türkiye'de gerçekten insan hakları alanında en az bilinen kavramlar grubu, belki eşitlikle ilgili kavramlar grubu. Son derece bu konudaki bilgilerin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bunu çözecek temel nokta iyi bir işbirliği yapıp uzmanların, kurumların ve sivil toplumun bir araya gelebilmesi, sorunların üzerine birlikte gidebilmesi ve birlikte düşünebilmesi. Bunu engelleyen bir felsefi yaklaşım biçimi var. Bununla bitireyim. Türkiye'de eşitlik alanında bu kadar
problemlerin olması ve belki de çok az gelişmiş olmasının bir nedeni de siyasi kültürümüzün ve toplumsal kültürümüzün çoğulculuktan yeterince nasibini almamış olması. Çoğulcu bir toplumun ve çoğulculuğun gereği olan katılımcı bir toplumun, çünkü çoğulculuğu sağlamanın önemli bir aracı da katılımcı olmak, kurulamamış olması ya da kurulamıyor olması, eşitsizliğin kural olduğu bir toplumsal yapıya doğru bizi götürüyor. Yani modern demokrasinin aslında temelleri olan çoğulculuk ve katılımcılık Türkiye'de yerleşmiş, anayasal düzende ve sistemde yerleşmiş değerler değil. Zannediyorum bunu esas olarak değiştirmeliyiz. Buradan hareket etmeliyiz. Tabii cinsel yönelim burada en zarar gören gruplardan birisi olmuştur Türkiye'de bu durumdan. Fakat başkaları da var. Türkiye'de eşitsiz muameleye maruz kalmayan kesim yok gibidir. Dolayısıyla bunu yaparken oldukça da geniş bir toplumsal çerçeve içinde bunu yapmaya çalışmak, zannediyorum buna ikna etmeye çalışmak toplumu doğru olacaktır. Ve Kaos GL'de de benim gördüğüm kadarıyla bunu yapıyor. Bu toplantı onun bir göstergesi. Sağ olun, biraz uzattım. Dear participants, I'm really delighted to be back to Turkey. I was here 7 years ago to defend another human rights issue, equally important as this one, the cause of Roma. I was moved this morning when I saw the tweet about Roma from Izmir supporting the cause of LGBTI human rights. I think it is important, the solidarity between NGOs, civil society. I know the isolation and the loneliness of the NGOs, Roma NGOs, in their struggle for equality. So I do hope that they will continue together with LGBT, but also with the mainstream civil society to fight for equality. Now, this is the first point I would like to make. The second point is, again, based on my experience dealing with Roma, is that we need to name the issue. We need to make visible the issue. And this is the first step towards equality. This is the first step that authorities should do towards equality, to recognize that LGBTI people live in Turkey, that they face discrimination in their everyday life, and that they should be protected, not only by law, but also by policies in their everyday life at national and local level. So naming the issue is important. Human rights for all without discrimination on any ground. This is what the Council of Europe member states have signed up. And this is what the Council of Europe is doing in everyday work. They sign up and they accept it when they ratified the European Convention for Human Rights, but also when they adopted the Committee of Ministers' recommendation on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity. Turkey also has adopted this recommendation, which sets up the way and measures how to achieve equality.
You probably know the IGA Europe's rainbow map. For those that they don't know, this is a map which scores the 49 states' achievements in terms of equality in legislation. In 49 countries, Turkey has the 47th position. So I think we are enough in this room today to make the change and to make Turkey green in ILGA Europe's map. I count on you, on some brave politicians that we saw today, on civil servants working in their everyday work, on civil society, which apparently is very combative in Turkey. And of course, you can count on us at the Council of Europe. So, not only Turkey, despite the significant progress, if you look at the ILGA's Europe map, you will see that a lot of member states have really achieved quite significant progress. Some other members, they have not managed to bring in line their policies and laws with the Council of Europe or other international recommendations and standards, or worse. Some countries turn around and start driving back the wrong way, and we need to prevent this. We feel very ashamed at the Council of Europe when we hear political and religious leaders using condescending language towards sons, our brothers, our sisters, our daughters, our neighbors, because of who they are or who they love. Political leaders should set the example, and we should never forget hate speech is a crime. The Council of Europe message is very clear, and this is set in the Council of Europe recommendation preamble. Neither cultural, traditional, nor religious values, nor the rules of a dominant culture can justify criminal acts and violent crimes. This is a fundamental human rights principle. And as I mentioned, it's also enriched in the European Convention and our recommendation. But unfortunately, violence is the reality of a lot of LGBTI people in Europe. Leaders must show political courage and speak out against homophobia and transphobia, protect those concerned in the exercise of their fundamental rights, and condemn all the acts of violence against them. They are not isolated incidents. I can mention some. Corrective rapes, forced marriages, physical and emotional violence, family and community rejection, bullying. Sometimes these incidents are also ignored by the authorities responsible for protecting the victim. This is unacceptable. Today in this conference, I would like to pay my respect to Kemal Ordek, who was victim of a transphobic incident this year. In some other countries, we have laws banning propaganda of non-traditional sexual relations and have been introduced to limit open, free, and factual public discussions on sexual orientation and gender identity. These laws stop young people from gaining access to unbiased information, and they fuel discrimination and violence. These laws in these countries have led to arrests and persecutions of individuals at public events, including journalists. These laws are completely wrong and out of date. They are incompatible with the European Convention on Human Rights, according to the Council of Europe's Venice Commission opinion.
We must also pay attention, special attention, to the needs of young LGBTI people, LGBTI children across Europe are facing bullying, harassment, violence and discrimination, starting from home, but also in the school environment, which should be the safe havens for their growth and development. We need to guarantee the right of every child to grow up free from violence and discrimination, and the Council of Europe has already started cooperation with UNESCO in a pan-European project on anti-bullying policies based on sexual orientation and gender identity. We must also guarantee the right for private life for trans persons. In some countries we have seen a lot of positive developments. We have seen that they have managed through laws, and it's a very simple thing to do, to adopt a law and to leave the person to live his life. They have put in place quick, accessible and transparent procedures for legal gender recognition based on the self-identification. But in some other countries it's still viewed as a mentally, trans people are still viewed as a mentally ill people. So they pathologize the whole issue, the trans identity is a necessary step towards full equality. And the commissioner has done a very, very important work on this. My unit is following commissioner's recommendations and assisting member states in changing laws. So I do hope one day we'll be able to do that in Turkey. Now, an emerging issue is the intersex children. You probably have heard about this. There are children that they face violations of their autonomy and bodily integrity, as surgery is routinely performed to correct their genitalia at the age when they are too young to give or refuse consent. As I said, this is an emerging human rights issue. The Council of Europe is determined to ensure that the guiding principle remains the best interest of the child. So, I'm finishing now with a positive note, and I will end with a negative one. Today, so more than the half of the Council of Europe member states guaranteeing marriage equality or registered partnership. Our aim is to bring the legislation of all Council of Europe member states, including Turkey, in line with the court's jurisprudence. Let's not ignore also the reality. Rainbow families exist and need to be recognized. I'm sure in Turkey you have also rainbow families. We have already 11 member states where same-sex couples have access to joint adoption and 14 member states where second parent adoption is possible. We should not forget, and this is the negative, the asylum seekers who come now to European members, to European countries. Some of those, they are LGBT. You have probably seen the scenes of executions, of public executions by ISIS in Syria of gay men. I think all Council of Europe member states should ensure that these people are protected because they are persecuted on the basis of their sexual orientation, gender identity. Now, the Council of Europe is Europe's leading human rights organization. You should consider us as your partner, your friend, your supporter in ensuring equality in human rights and human dignity for LGBT people. So with your help, I do hope that Turkey's lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people will feel safe, free and equal one day in Turkey. I thank you. Herkese merhabalar. Ombudsmanlık Kurumu adına burada bulunuyorum. Bugün burada yapılacak olan konuşma tabii çok önemli. Dün geceden beri düşünüyorum nasıl bir konuşma yapmak lazım, nereden başlamak lazım. Bir de tabii hani son konuşmacı olduğumu da bildiğim için yani hadi artık gitse de gitsek noktasında olabileceğinizi de tahmin ederek spontane bir şey
hazırlamaya çalıştım kafamda. Onun için de şuradan başlamaya karar verdim. Benim bugün burada olmama yol açan bir başvuru aldık biz Temmuz ayında. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Belki bu konuda bizlere buradan sizlerden güzel öneriler, fikirler gelecek. İdareyle birlikte bizi ve şikayetçimizi çözüme ulaştıracak farklı çözüm yolları gelecek ümidindeyim. Şikayetçimiz 17,5 yaşında bir genç kardeşimiz. Başvurusuna şöyle diyordu. Ben LGBT bir bireyim ve devlet himayesinde bir yurtta kalıyorum. Ancak LGBT'yi olmamdan dolayı kaldığım yurtta çok zor anlar yaşıyorum. Bana burada kötü muamele ediliyor, yani ediyor arkadaşlarım. Ben burada kalmak istemiyorum, hayati tehlikem var, lütfen beni kurtarın kodluydu. Biz tabii bu kadar hayati bir mesele olduğunu görünce hemen dosyayı aldık ve idareyle yazışmasını yaptık. Bu genç kardeşimiz ne zaman sizin uhdenize geldi? Ne tür çalışmalar yapıldı şimdiye kadar? Neden böyle hissediyor, korumak için ne yapıyorsunuz? Onun kendini daha iyi hissetmesi için, psikolojik sağaltımı için ne tür çalışmalar yapıldı? Aldığımız tabii raporlar, gelen raporlar çok tatmin edici düzeyde olmadı. Tekrar yazdık, başka yerlere yazdık. Yazışmalarla olmadığını fark ettik. İlgili bakanlığın en üst düzey yöneticileriyle bu konuyu görüşmeye başladık. Yani böyle bir kardeşimiz var ve biz bu kardeşimizin kurtarılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bu kardeşimiz bir emsal. Yani onun gibi yüzlercesi var aslında evlerde, sokaklarda, farklı yerlerde yaşayan. Devlet bu genç kardeşlerimize, bu çocuklara ya da diğer yetişkinlere bu konuda ne yapıyor, ne yapabilir? Ve hala da Temmuz'dan bu yana çok fazla yapıcı bir idareden maalesef bir çözüm önerisi gelmedi. Bunun üzerine biz konuyu farklı bir boyuta taşıdık. Şu an kardeşimiz burada, Ankara'da. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir takım tetkikleri yapılıyor. Burada aramızda Hacettepe Üniversitesi'nden hocalarımız olduğunu da biliyorum. Tıp Fakültesi'nde tek bir telefonumuzla tamam gelsin bu kardeşimiz biz tetkikini, tedavisini yaparız diyen hocalarımıza onların nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Ve bu Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenlerimizin, hocalarımızın değerli katkılarıyla bu kardeşimizin kurtarılması ve bu durumda olan diğer pek çok birey için neler yapılabileceği hususunda bir yerlere varmaya çalışacağız. Raporumuzda bunu çıkaracağız ve ayrıca belki bu meclise sunduğumuz özel bir rapor olacak. Çünkü içinde pek çok eleştirilerimizi barındıran bir rapor olacak. Bu örneği vermemin sebebi aslında bizim çalışma şeklimizde bir parça sizlere anlatabilmek. Az önce Levent Hocam konuşmasında çok güzel bir noktaya değindi. Dedi ki kurumlarımız STK'larla işbirliği yapmıyorlar. Hocam bu konuda size çok katılıyorum gerçekten. Çünkü bize ulaşan diğer şikayetlerde de aslında idarenin bu anlamda bir fobisinin olduğunu da ben şahsım adına tespit etmiş bulunuyorum. Fakat tabii mesela bu dosyayla ilgili olarak Kaos diye de 1994 yılında kurulmuş bir kurum. Ombudsmanlık kurumu ise 2013 yılında, yani 2012 yılında kurulup 2013 yılında şikayet almaya başlamış bir kurum. Elbette ki alandaki tecrübesi, bilgi birikimi ombudsmanlığından çok daha fazladır diyerek biz dosya bize geldikten çok kısa bir süre sonra buradan Murat Bey'le irtibata geçtik. O da sağ olsun tek bir telefonumuzla bize gayet yönlendirici bilgiler aktardı. Bize değişik fikirler verdi, yardımcı oldu. Bu vesileyle kendisine de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yine az önce Levent hocamızın söylediği bir şey vardı. Dedi ki bu
idareler, yani iktidar, eşitlik meselesi. Burada sıkıntılar var. Özellikle de güç eşitliği bozar dedi. Bu konudaki yorumuna biz de aynen kurum olarak katılıyoruz. Bunu söylemek lazım. Hatta Sayın Başdenetçimizin daha önce İstanbul'da yaptığı bir toplantıda İngiliz ünlü bir tarihçinin sözünü naklettiğini hatırlıyorum. O söz şöyleydi. Güç iktidar yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır diyor bu İngiliz tarihçi. Hakikaten öyle. İşte bu yüzden de idarelerin denetlenmesi gerekiyor. Zaten bu konuda herkes hemfikir. Denetim yolları nelerdir? Tabii o farklılaşan bir şey. Yargı denetimi var, herkesin bildiği gibi. Siyasi denetim var, idari denetim var, uluslararası denetim var ve kamuoyu, yani baskı grupları aracılığıyla yapılan bir denetim var. Tabii bu denetim mekanizmalarının her birinin kendi içinde yeterli oldukları ve yetersiz kaldıkları alanlar var. Yargı denetimi örneğin ilk olarak değindiğim. Türkiye'deki süreç en azından oldukça uzun ve masraflı olduğu herkese biliniyor. Bazen öyle oluyor ki hüküm verildiğinde artık hükmün bir anlamı kalmıyor. Ya da idari denetim var. İdari denetimin de kendi içerisinde eleştirilen bazı noktaları var. Nedir? İdare kendi içindeki hiyerarşik denetim mekanizmaları ya da vesayet denetimi eliyle yine kendi kendini denetlediği için ne kadar bağımsız ve tarafsız olabilir? Bu hep tartışılmaktadır. Öte taraftan yine kamuoyu denetiminin tarafsızlığı tartışma konusudur. Ya da uluslararası denetiminde çok uzun zaman alan biçimsel kurallarının olması idari denetlemede çok da etkili olmadığı sonucunu doğurabilmektedir. Dolayısıyla bugün sabah da burada yer alan ombudsmanlık kurumu ile ilgili soru üzerinden şekillenen, zannediyorum siz sormuştunuz. Ombudsmanlık kurumu ne iş yapıyor, nasıl yapıyor? Birazcık çok kısaca buna değinmek istiyorum. Sayın Vekilim'in de bu konuda itirazları vardı Sayın Nazlı Akay ile birlikte. Belki onlara da bir parça yanıt vermiş oluruz diye umut ediyorum. Şimdi... Değerli katılımcılar, ombudsmanlık kurumu sardığım denetim mekanizmalarının içerisinde onlara alternatif yepyeni ve süper güçlü bir değnek değil elbette ki. Ancak bu denetim mekanizmalarına dair saydığım eksikliklerin tamamlanmasına yönelik bir takım işlevleri var. Nedir mesela? Türkiye'deki ombudsmanlık kurumu da böyle. Dünya üzerindeki yaklaşık 140 ombudsmanlık kurumunda da gördüğünüz şey ombudsmanlık kurumlarının desteklerini parlamentolardan aldıklarıdır. Ve bu anlamda ombudsmanlık denetimi siyasal denetime bir tamamlama oluşturabilir. Hukuk çerçevesinde bir takım uyuşmazlıkları bulduğu çözümün yönetimce yerine getirilmesi önerisinde bulunduğu için yargısal denetime bir tamamlayıcı olarak görülebilir. İdareyi haklı bulduğunda yönetimi savunma durumuna geçebildiği için idari denetime destek olabilir. İncelemelerin sonucunu parlamentoya bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması, kamuoyunda bir baskı unsuru oluşturması anlamında kamuoyu denetimine bir destek olarak ele alınabilir. Aynı zamanda tabii ki bizim kararlarımızı inceleyen tanrılarımızda pek çok kişi vardır. Uluslararası anlaşmalar, uluslararası metinler, hatta ülke yani yabancı ülke uygulamalarına örnekler konulduğu için uluslararası denetime de destek olarak alınabilir diye düşünüyoruz. Tabii burada şunun üstünü ben özellikle çizmek istiyorum. Ombudsmanlık kurumunda yapılan denetim sadece hukuka uygunluk denetimi değildir. Yani burada aynı zamanda bir yerindelik denetimi yahut hakkaniyet açısından denetimde yapılabilmektedir. Bu anlamda yargısal denetime göre önemli bir farklılık ortaya koyar ombudsmanlık kurumu. Bu da şunu getirir. Kimi zaman idareler yaptıkları işlemlerde hukuka uygun davranıyor olabilirler. Ancak bu hukuka uygunluk
eşit, adaletli bir toplum ya da çözüm için yeterli olmaz. İşte bu noktada Ombudsmanlık Kurumu idareye farklı çözümler üreterek hukuka uygun olabilir ama hakkaniyete uygun değil diyerek mevzuat değişiklikleri önerebilir yahut farklı uygulama şekilleri önerebilir. Bununla ilgili kararlarımıza internetten bakabilirsiniz. Yani hukuka uygun olup hakkaniyete uygun olmayan pek çok karar örneğini kurumunun internet sayfasından bulabilirsiniz. Üç. Peki. İşte bu bağlamda Ombudsmanlık Kurumu aslında sadece bir denetim mekanizması olarak değil, aynı zamanda halkın avukatlığını ya da insan hakları savunuculuğunu yapan bir kurum olarak görünmelidir diye düşünüyoruz. Çok kısaca vaktim de daraldığı için bu denetimleri ya da aldığımız kararları, şikayet inceleme süreçlerimizi size anlatmak istiyorum. Bizler kurumda her yaştan, her kişiden, yani her dilden, her dinden, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, herkesten, tabiyete bakmaksızın, mütekabiliyet şartı aramaksızın başvuru alabiliyoruz. Nitekim en başta verdiğim örnekte de bir çocuğun dilekçesini, 18 yaş altında olduğu için çocuğun dilekçesini almamız bu şekilde oldu. Gerekirse yerinde incelemeler yapabiliriz, bilirkişi atayabiliriz. STK'larla, akademisyenlerle, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde idareye çözüm üretmek, yani ara bulmak konusunda bir mekanizma olarak görünmek isteriz. Burada başvuru yapılırken bize başvuru oldukça kolay, internet sitemize bir mail atarcasına bize şikayetlerini iletebilir tüm vatandaşlarımız. Yalnız şu önemli, bazen şu soruluyor, ya şöyle bir konu var, Ombudsmanlık bu konuda neden karar vermedi deniliyor. Biz resmen inceleme yapabilen bir kurum değiliz. Bu konudaki yetki Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nda. Dolayısıyla bize başvuru yapılmadığı takdirde hiçbir şekilde inceleme başlatamıyoruz. Bununla birlikte bize başvurular ücretsizdir. Aynı zamanda 6 ay içerisinde bitirilmesi koşulu olduğu için kısa süre içerisinde yargıya göre nispeten kişiler sonuç alabilirler. Çok az kaldı hocam, bitireceğim. Başvurularda özellikle öğrettiğimiz şey menfaat ihlali konusudur. Yani herhangi bir birey idare tarafından menfaatin ihlal edildiğini düşünüyorsa Ombudsmanlık Kurumu'na başvurabilir. Fakat bunun istisnaları bulunmaktadır. Özellikle insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, kadın haklarına, çocuk haklarına ve kamuoyu ilgilendiren genel konulara yönelik olan şikayetlerde menfaat ihlali koşulu aranmaz. Dolayısıyla herhangi bir dernek bir konuyla ilgili doğrudan kendi üyesi olmayan bir konuda bile, eğer ki insan haklarına, kadın çocuk haklarına dayanan bir şikayet varsa bize bunu iletebilir. Bu arada şunu da notunu aldım. Zannediyorum daha önce bize Kaos GL'nin de bir başvurusu olmuş. Fakat bu başvuru yargıya intikal ettiği için daha önce incelenememiş. Hemen şunu söyleyeyim. Elbette ki bizim de bir takım şekli prosedürlerimiz var. Giremediğimiz, inceleyemediğimiz alanlar var. Nedir bunlar? Yargının incelemekte olduğu ya da sonuçlanmış başvurulara biz bakamıyoruz. Cumhurbaşkanının, SAF Cumhurbaşkanı niteliğinde aldığı kararlarla ilgili herhangi bir inceleme yapamıyoruz. SALT askeri nitelikteki TSK ya da işte genelkurmay kararlarına giremiyoruz. Yasamayla ilgili konularda Ombudsmanlık Kurumu'nun bir yetkisi yok. Ama bunun dışında idarelerle ilgili sorun yaşayan her vatandaş, her renkten Ombudsmanlık Kurumu'na başvurabilir. Ve hatta bizden çıkan kararla eğer lehine olduğunu düşünüyorsak yaptırım gücü dediğiniz gibi yoktur. Fakat bu kararla yargıya gidebilir. Bu kararlarımızı yargıya sunabilir. Ki Ombudsmanlığın kararlarının yaptırımının olmadığı tartışması ayrı bir boyuttur. Onu da şöyle söyleyeyim, çok kısacık bir bitireyim. Ombudsmanlık kurumlarının dünya genelinde
ve genellikle bağlayıcı kararlar vermediğini biliyoruz. Tavsiye niteliğinde kararlar veriliyor. Demokratik toplum ilerledikçe kurumumuzun verdiği kararlara idarelerce uyulma yüzdesinin artacağını düşünüyoruz. Biraz uzattım galiba, kusura bakmayın ama tamam, bitirdim. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aşıyorduk, aşmadık. Yo, tam zamanında oldu. Çok teşekkür ederim. Ben tekrardan katılımcılara zaman konusundaki özenleri için teşekkür ediyorum. Yine salona döneyim. Sorular varsa 4 soru diyeyim. Sonra belki yine yükselir. 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyoruz sana. Evet. Tamam, öyle olsun. Size sormuşum. Abdullah Çıstır, İzmir Romanlar Derneği Başkanı. Tabii ki bugün konuştuk ama sorunları ortaklaştırmak adına ben ombudsmanlık durumuna yaptığım müracaatı anlatmak ve sonrasını da ifade etmek istiyorum. SNK60'a yönlendirildik. Ombudsmanlık kurumu başkanımıza müracaat ettik. Ve 5 tane kamu denetçisi atanmış. Hepsi de yüksek lisanslı. Ve içinizde uzman olmadığı için sorun başlıklarına ele alabilecek, farklı sorun başlıklarına eğilebilecek yerindelik ilkesiyle uzman olmadığı için konunun müteahhit bakanlığı, öyle söyleyeyim, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sormuşsunuz ve bize cevap geldi. Bu konuda uluslararası hukuka sorulacağı, ondan sonra cevap verebileceği söylendi ama dünyada bunun şimdi olumlu örnekleri var. Sabahleyin Sayın Vekil'in de söylediği işin tehlikeli boyutunu ama bizim ele aldığımız arabuluculuk atfedilen noktada değildi. Şimdi romanlarla ilgili sorunlar ya da LGBT bireylerle ilgili sorunlar alanda biz yaşadığımız için bu işi sizden iyi biliyoruz. Ve bu konuda akademik yaklaşımlar, bu konudaki bilim dünyası da henüz daha yeni yeni alana inmeye başladı. Sosyoloji kültürü daha yeni sokağa inmeye başladı. Kaldı ki onlarda bizler besliyoruz yine. Alanın akademisyenleri bizleriz. Biz dedik ki size ombudsmanlık müessesesi madem oluşturdunuz, Sayın Faruk Çelik'in roman açılımının koordinatör bakanı olduğu 2010 tarihinde Avrupa'da romanlarla ilgili 400 tane arabulucu oluşturması ile ilgili bir öngörü konuldu. 100 tane de arabulucu eğitimi ile ilgili, bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili bir öngörü konuldu ve Avrupa'da bunun deneyim paylaşımları var. Alanda çok da iyi gidiyormuş. Türkiye'de bu imza atmasına rağmen birçok alanda olduğu gibi imza atıyoruz ama yerine getirmiyoruz. AGİT'te olduğu gibi, Avrupa Konseyi'nde olduğu gibi. Dolayısıyla uygulamalarda sıkıntılar var. Sizi de uzman olarak görmüyoruz, uzman biziz. Ama bizim uzmanlığımızdan faydalanmamak için de topu taça atıyoruz. Bu bağlamda ombudsmanlık müessesinin önümüzdeki farklı kültürleri ya da etnisiteleri ya da farklılıkları sorunu çözebilecek kabiliyette ve yeterlilikte görmüyoruz. En azından sivil gözle ben yaptığım müracaatla, aldığım refleksle bunu gördüm. Dolayısıyla da kavramları iyi kullanıyoruz. Dezavantajlı gruplar, sosyal içerme ne güzel işte birkaç senedir girdi Avrupa Birliği'nden. Ama daha kurumlarımız sosyal içermenin yeterince altına doldurmadığını, bilmediğini düşünüyorum bu taraftan. Ya da biliyorlar da üç maymun oynuyorlar. Aynı şeyi tabii ki hani suçlayıcı bir ifadeyle toptancı bir net söylemek istemiyorum ama kurumumuzla da ilgili düşünüyorum. Yeterince farkında değilsiniz. Dolayısıyla sizi de dezavantajlı görüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yine soruları toparlayalım, öyle yanıtlara geçelim mi? Öyle yapalım. 4 soruyu alalım yani. Merhabalar, adım Meryem Doğan. Tepal'dan katılıyorum programa. Benim sorum Levent Korkut Hoca'ya olacaktı. Güzel kavramlardan bahsetti, konuştuk hep beraber. Daha önce insan hakları ile ilgili de eminim buradaki pek çok insan pek çok seminere katılmıştır. Ama sürekli bu sürecin yasal ve anayasal
çerçevelerle koruma altına alınmasından söz ediyoruz. Fakat bu da bir de bunun toplumsal dönüşümü söz konusu. Yani biz hukuksal çerçeveleri ne kadar çizsekte, ne kadar ideal bir anayasa yapsak da belki de bunun topluma yansıması, toplum tarafından içselleştirilmesi ne kadar bir vakit alır. Bir de çok fazla, ben bu konuşulanların hepsine tümüne katılıyorum ama acaba bir Orta Doğu ülkesi için çok mu batılı bir çizgi çiziyoruz? Çok romantik, çok idealist, çok ilkesel bir çerçeve mi çiziyoruz acaba? Yani toplumsal dönüşümü o kadar yavaş ve işte dışlayıcı kültür, eşitsizlik kültürü o kadar ciddi bir şekilde kodlanmış ki toplum olarak bu şekildeyiz. Sadece cinsel yönelim, cinsiyet kimliği konusunda değil, pek çok dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi pek çok öteki var ve hepsinin de kendisine göre toplum tarafından, devlet tarafından çeşitli travmaları var. Bu dönüşüm süreci nasıl olacak? Nasıl kısa vadede en zararı minimize edecek asıl formül nedir diye sormak istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Üçüncü arkadaşlarım. Altın Nokta Köylüler Derneği'nden Şule Sepin. Ben Sayın Mahmut Tanal'a ve daha sonra da Seçin Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Sayın Mahmut Tanal, engellerle ilgili çok değerli çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz. Engelliler Konfederasyonu'nun destek olduğu açlık grevinde de bayağı yoğun çaba göstermiştiniz. Burada bir örnek gördük. Şişli Belediyesi'nde LGBT bireylerden bir arkadaşımız görev almış. Umarım bu yerel yönetimdeki uygulama siyasi partilere de sirayet eder. Bizim Umut Partimiz iki tane, yani benim kendi kafamda iki tane Umut Parti var bu anlamda muhafazakar olmayan. Sizin partinizde de LGBTİ bireyleri ya da engelli bireyleri aktif olarak parlamentoda görmek istiyorum ben. Ve bu konuda da aslında sadece görünürde, yani görünüşte LGBTİ olan ya da engelli olan değil, aktivist olan, bu konuda söz yetki karar sahibi olan kişilerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve acaba sizin partinizde neden bu tür şeylerde, yani herkes seçim sırasında bir takım milletvekili olabilmek için koşturuyor, bazı çalışmalara öncelik veriyor ama burada engelliler olsun, LGBT bireyler olsun, dezavantajlı grubun bir şekilde sizler tarafından da daha çok meclise taşınması gerekir. Parti başkanlarınıza bunları mutlaka iletmeniz gerekiyor. Mesela sizde bir engelli milletvekili var. Tamam, çok kendi alanında şafakan. Ben kabalık yapmak istemiyorum ama az dakikamız var. Yanıtlara da cevap vermek için soruyor Zeynep. Tamam. Yani engelli bireyler ya da LGBTİ bireylerden sizin partinizde milletvekili olabilmek için çaba göstermeyi düşünüyor musunuz ve bu konuda da bütün LGBTİ bireyleri, örgütleri birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Seçin Hanım'a da şunu sormak istiyorum. Yurttaki o kardeşimiz ameliyat ya da işte tedavi gibi bir sorunu değil de daha basit anlamda bir dışlanma sorunu yaşamış olsaydı yapabilecekleriniz olabilir miydi? Teşekkürler. Bir soru daha vardı. Ben rica etsem baştan aslında dile getirmeliydim. Olabildiğince özet ve tam soruyu alsak olur değil mi? Deneyeceğim. O zaman sağ olun. Tamam. Şimdi öncelikle benim sorum Seçil Hanım olacak. Özellikle samimi bir şekilde de bir vaka üzerine görüş çağrısı yaptığı için de teşekkür ederim. Burada fırsat olmayacak çok fazla ama anlattığı vaka üzerinden kamu denetçiliği kurumunun çocuklarla ilgili özel bir yapısı olması gereğiyle ilgili bir ihtiyaca işaret ettiniz. Bununla ilgili bir gündeminiz var mı diye sormak istiyorum. Özellikle 17,5 yaşında dediniz, tamamen çocuk ve bir çocuk statüsü. Yani bu hani kardeş olarak sıfatlandırmaktan dışında bir çocuk olmasından dolayı devletin çocuğa yönelik daha özel ve öncelikli bir önlem alması gerekiyor. Orada şimdi acil bir yaşamının tehlikede olduğunu söylediğinde kamu denetçiliği kurumunun burada bir suç duyurusu yapma gibi bir işlemi var mı acil durumlarda? Onun dışında şu anda Temmuz'dan sonra 5 ay gibi bir süre geçmiş.
rejalik süreç içerisinde birçok şey olabilirdi. Demek ki başka mekanizmalar oluşturulması da gerekiyor. Öte taraftan mesela öneriler konusunda mesela kapalı kurumların şiddet ürettiği, demek ki aslında yetiştirme heyetleri dahil cezaevlerinin, yani bütün kapalı kurumlarının bağımsız izlemeye açılması, hak arama mekanizmalarının geliştirilmesi, personel eğitimi gibi önerilerin sıralandığında sizlerin önerileri arasında mesela özel bir kurum oluşturma gibi bir tehlikeli öneri var mı diye açıkça sormak istiyorum. Çünkü özellikle cezaevleriyle ilgili LGBT bireylerle LGBT bireylerle ilgili gerçekten yeni tara vakit kalmayacak. Tamam. Soruya gelme o. Özel bir kurum da oluşturulması düşünüyordu. Çocuklarla ilgili böyle bir şeyin gündeme asla gelmemesi gerekiyor. Bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek istedim. Yani başlayabiliriz isterseniz. Bir tane daha varsa bekletebilir miyim? Şunu yanıt versek ondan sonra alsak olur mu? Çünkü saat 6 oldu. Aslında 6'da çıkmamız gerekiyor gibi bir şey. Yanıtları versek ya da alayım mı hocam seni? Tamam. İlk maskeçim. Kerem Altıparmak adım. Arkadaşımız bu Orta Doğu ülkesi için fazla kalmıyor mu dedi. Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği zaten Stockholm'a görev yapıyorlar gibiler. Türkiye gibi ağır insan hakları ihlallerinin ve hukukun üstünlüğünün ayaklar altında alındığı bir yerde insan hakları mekanizmalarının bu tavrı zaten başlı başına bir eleştiri konusu. Somut olarak şunu soracağım. Bu bütün konuşmacılığı olabilir ama özellikle bu kurumlardan gelen kişileri. Şimdi Türkiye'deki ayrımcılık pratikleri ki bu LGBT bireylere yönelik olarak da farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Şimdi siyasi yetkisi olan kişiler açıktan çoğu şeyi söylemiyorlar. Onun yerine şöyle bir şey yapayım. Örneğin Mahmut Bey bir örneğini verdi. Diyelim ki onur yürüyüşüne mi katıldınız? Bu şehrin belediye başkanı sen gay misin diye soruyor. O gay misin diye sorunca ardından sosyal medyada şimdi öyle. Başkaları altında bir sürü anonim hesap vesaire saldırmaya etme. Şimdi bu dil, bu dolaylı dil sadece bu alanda değil her türlü ayrımcılık alanı içerisinde çok net görülüyor. Ve böyle bir başvuruyor. Mesela aynısını Ermeni misin diye soruyor. Gidip bir Alman milletvekili Ermeni soykırım anıtını ziyaret ettiğinde Ermeni misin ki burayı ziyaret ediyorsun diyor. Veya mesela diyor ki tenzih ederim vatanını seven Ermeni vatandaşlarımızı ama bu PKK'nın içerisindekilerin hepsi Ermeni diyor. Şimdi bu dolaylı ayrımcılık pratikleri birçok şiddet olayını hem körüklüyor hem meşrulaştırıyor hem de davet ediyor. Sorduğunuz zaman da diyor ki yo ben ifade özgürlüğümü kullandım soramaz mıyım sana gay misin diye diyor veya Ermeni misin diye diyor. Böyle bir dolaylı ayrımcılık pratiğine yönelik bizzat erkeği elinde kullananlardan kaynaklanan ayrımcılık pratiğine yönelik bir başvuru alındığında nasıl değerlendirmek lazım? Hani ihkak, ihsas rey olarak görülmezse ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben yanıtlara dönüyorum. Bir tane daha mı? Kısa olacak değil mi? Çok iyi olur. Yani soru gelsin çok güzel oluyor. Uzun olmayınca daha güzel olur. Hemen şöyle söyleyeyim. 18 yaşının altındaki bireyler herhangi bir baskıya, tacize uğradığı zaman, özellikle ailesinden bir baskıya uğradığı zaman biz kendi dayanışma pratiklerimizi çok fazla devreye sokamıyoruz. Çünkü 18 yaşının altındaki bir kişiyi işte kendi evimizde barındırmamız durumunda biz yasa olarak bir suç işlemiş oluyoruz ve aslında çok da bunun başka bir boyutuna gelmiş oluyor iş. Bu noktada bu çocuk işte mevcut korkularından dolayı polise de gitmek istemiyor. Ki zaten polis de çok bir çözüm üretmiyor. Bununla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanabilir? Yani nasıl bir yasal zemin sağlanabilir? Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılabilir? Teşekkürler. Teşekkürler. Var mı? Bir tane daha var galiba. Peki.
Son soru olarak alayım ben. Sınırlarımı teşekkür ederim Beyza Üstün. Kamu denetçisi uzman arkadaşıma sormak istiyorum. Hasta tutuklularla ilgili denetim süreçleriniz var mı? Böyle bir deneyiminiz var mı? Hasta tutuklularla ilgili ne yapıyorsunuz cezaevlerindeki hastalarla? Çok teşekkürler. Ben yanıtlara geçiyorum artık. Değil mi? İsterseniz bu sıra, şu soru sırasıyla başlayalım öyle. İlki Seçil Hanım vardı. İdeal anayasa topluma yansıma üzerinden gidiyordu. Hayır, önce ombudsmanlığın taşlı yolları sorulmuştu diye ben özetleyeyim. O konuda ve ardından bir ideal anayasa topluma yansıması hem Levent hocamıza geldi hem Seçil Hanım'a geldi. Orta Doğu ülkesi için çok mu batılıyız sorusu geldi. Atladıklarım varsa kusura bakmayın. Ardından Emlak Gümsoy'dan çocuk hakları üzerinden ombudsmanlıkla ilgili soru geldi. Ardından Kerem hocamızdan dolaylı ayrımcılık pratikleriyle ilgili olarak herkese birden ama özellikle kurumsal olarak bu sorumluluk üzerinden işte gösterenlere geldi. Son olarak ismini söylemeyen bir arkadaşımız yine çocuklarla, çocuk haklarının aile içerisinde ve ailenin baskıcılığa karşı korunmasıyla ilgili. Bir soru sordu en son Beyza hocamız da hasta tutuklularla ilgili bir soruyla geldi. Ben isterseniz şuradan başlayalım. Ölüm başlayalım. Nasıl? Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bana sadece bir soru geldi. Soru şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde engelliler ve LGBT'li bireylerle ilgili bizim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız var bu konuyla ilgili. Emek ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı. Burada gayet rahat LGBT'li bireylerle ilgili ve engellilerle ilgili biz epey yasal teklifleri, epey çalışmalar yaptık. Bu konuyla ilgili engellilerle ilgili yine birimlerimiz var. Kendiniz zaten bu sorunun içerisinde neden adayı göstermiyorsunuz? Hatta biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilinin adayı gösterdik. Şu anda Sayın Şafak Hanım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilidir. Genel Başkan Yardımcımızdır. Bu konuda kotamız da mevcuttur. Önümüzde evet eksikler varsa da bunların hepsini önümüzdeki süreç içerisinde telafi edeceğiz. Yani bu seçim sürecine endeksli olan bir husus değil, önceden yapılan bir husus. Yalnız benim konuşma sırasında Sayın Korkut Hoca konuyu getirdi ile bu nefret suçlarla ilgili 2015 Mart ayında bir düzenleme yapıldı değerli hocam. Orada LGBT'li kişileri bu nefret suçları kapsamı dışına bıraktılar. Yani bu hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Bu bizzat siyasi iktidarın oylarıyla LGBT'li bireyler nefret suçlarının kapsamı dışına çıkarılması demek, mefhumu muhalifinden yani ters manasından çıkan anlam, bunlar nefret edilebilir anlamı çıkıyor burada. Yani bu nefret edilmesi suç kapsamında değil diyor. Yani kanun koruma alanının dışına çıkardı. Resmen iktidar bunu yaptı. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı LGBT'li bireyler bir saldırıya uğradığı zaman normal koşullarda bu davalara müdahil olması gerekirken maalesef müdahil olarak davranıldı. Kaç sefer bu konu davet ettikse de olmadı. Bu konuda LGBT'li bireyler hakikaten bakanlık düzeyinde sahipsiz ve insan hakları en fazla ihlal edilen kişilerin başına geliyor. Teşekkür ederim. Evet, yani bu çok fazla Orta Doğu'ya demek oryantalizm. Yani. Ya böyle bir şey yok Orta Doğu'da. Yani kuzeyde de başka problemler vardır, başka alanlarda yoğunlaşan problemler vardır. İşte yani şimdi yerde gelişen ırkçılık vesaire. Yani. Önemli olan tabii kültür. Kültürün bir önemi var. Yani o kesin. Zaten konuşmamın sonunda da biraz ona vurgu yaptım. Kültürün
siyasi kültürü, sosyal kültürü bu işlerde çok büyük bir önem var. Bu nedenle insanların bir araya gelmesi, yani sadece hukuk değil tabii ki, konuşması ve paylaşması çok önemli. Bir şeyi değiştirmek adına ya da bir şeyi düzeltmek adına. Bazı toplumlar bazı konularda daha hızlı değişebilir, bazı toplumlar bazı konularda daha yavaş geçebilir. Bazı kurumsal yapılar gelişemez, batar. Bazı kurumsal yapılar gelişme eğilimi gösterir. Bu birçok faktöre bağlı. Yani o içindeki insana bağlı, işte oradaki kültüre, atmosfere bağlı, hukuka bağlı falan. Yani oldukça karmaşık bir şeyden bahsediyoruz demektir. Yani şunu söylerseniz anlarım. Türkiye'de şu anda haklar açısından LGBT bireylerin hakları korunuyor. Hayır, çok büyük problem var. Korunmuyor. Korunmasının önünde engeller var. Ya da idarenin ya da başka yargının tutumu ve kararları itibariyle bir getirince gerçekleşmiyor. Olması gerektiği gibi daha doğrusu. Demek mümkün. Ama istediğiniz kadar isyan edin, istediğiniz kadar protesto edin. Önemli olan burada bir tavırla, bir tutumla bunu nasıl değiştirebiliriz'i gündeme getirmek. Bunu değiştirmeye çalışmak. Bunun batısı doğusu anlamda yok. Bunu burada da değiştirebiliriz, başka yerde de değiştirebiliriz, her yerde değiştirebiliriz. Ama şusu var, o kültürün özelliklerine göre bazı noktalar farklıdır, öbür kültürde farklıdır. Yani LGBT konusunda çok haşin olan mesela Slav kültürleri de var. Başka kıtalarda da var. Burada nasıl, siz toplumunuzda nasıl bir strateji izleyeceksiniz, nasıl bunu geliştirebilirsiniz, biraz onun üzerinde durmak lazım. Yani kurumlar da başarısız olabiliyor. Yani kurumlar kurduğu zaman onu yapıyor diye bir şey yok. Yani bunu ne kadar ittirebiliriz, ne kadar götürebiliriz, ne kadar ilerletebiliriz. Bunun üzerine durmak lazım ve işte o diyalog ve koordinasyon o açıdan çok önemli. En azından diyaloğu sağlayarak, birlikte konuşarak, kamu, sivil toplumu bir araya getirmeye çalışarak bunları yapmaya çalışırız. Yani reaktif faaliyet evet önemlidir ama reaktif olunarak da nereye kadar gidebilirsiniz? Bazen proaktif olmanız, bazen daha hani işbirliği imkanlarını kurmaya çalışmanız ve onun üzerinde bir şeyler yükseltmeye çalışmanız gerekiyor. Yani o olmadan fazla bir şey yapmak mümkün olmayabiliyor. Yani bu kurumlar, özellikle insan hakları ile ilgili kurumlar Türkiye'de şu anda insan hakları kurumu, ombudsman, yani kamu denetçiliği, belki yakında ayrımcılıkla mücadele edilebilir, kurulacak yapı. Yani birçok bir kere yasal anlamda kurulurken eksikliklerle kurulmuş kurumlar, belli problemleri var dolayısıyla. Yönetimleri, iş tarzları vesaire gibi yasalarından kaynaklanan problemler var. Bu kültüre alışkın bir toplum, bir idari yapı yok. İdare çoğu zaman zaten yani bunların da işte bir yetkisi yok diye bakıyor. Yani ne olacak işte bir şey. Yani sizin orada bir aktivist gibi onunla ilgilenmeniz gerekiyor ama bizim memur kültüründe aktivizm diye bir şey yok yani. Yani öyle bir şeye itemiyorsunuz. Sistem böyle. Öte yandan bu kurumların çoğu yeni, uzman kadroları yeni. Onlar yetişmeye çalışıyor. Kamu içerisinde, yani kamu içerisinde zaten bir şeyi koyduğunuz mu donuyor Türkiye. Orada yeşermiyor. Yani bunun hükümetle falan filan bir şey var. İdari kültürümüz öyle. Yani
yani kültürde mesela ben insan hakları kurulunda hala yani şunu söyleyebilirim işte mesela sanal ortamı kullanmak, işte Twitter'dan yararlanmak, Facebook falan bunlar üzerinden aktivizm yapmak ki bu kurumların yapması gereken şeyler arasında bunlar. Bunlar yerleşemiyor yani böyle bir şey var. Olmuyor. Ama uğraşmak lazım. Yani üzerine gitmek lazım. Yani başka ne yapılabilir mi? Yani o zaman yani buraya gelip belki ayrılırsınız. O. Ben de soru sırası sorabileceğim. Şimdi Abdullah Bey, evet kamu yöneticilerimizden birine mesele kalmış. Ben de o zaman resmini gösterdiniz. Daha önce Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gitmiş. Yani sizden gelen başvuruyu biz oraya sormuşuz. Çünkü ben başvuruyu dinlediğim için içeriğini anladığım kadarını size özetlemeye çalışıyorum. Ancak size iyi ve yeterli bir dönüş, tatmin edici bir dönüş olmadı anladığım kadarıyla. Şimdi, yani bunu bilahare gerçekten konuşmak isterim. Çıkışta da olabilir, yarın da olabilir. Neydi, nerede takıldık, onu bilmek bizim için çok önemli. Çünkü en başta da söyledim, yani birincisi Ombudsmanlık Kurumu her türlü eksiğiyle birlikte daha 2013 yılında şikayet almaya başladı. Uzman kadrosu insan hakları kurumundan birazcık daha farklı. Devlette başka kurumlarda 5 yıl görev yapmış olan memurlardan eleme usulüyle seçildi ama bu alanda çalışmaya başlamış çaylaklar aslında uzmanlar olarak burada görev aldılar. Ben de o çaylaklardan biriyim ve öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun içinde gerçekten açık yüreklilikle söylüyorum. Akademisyenlere, STK'lara, sahayı, sorunu kim biliyorsa, kim çözebilirse ona gitmekten de imtina etmiyoruz. Fakat bazen öyle oluyor ki yani bilmemek işte bu kadar kötü bir şey, nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Bu alanda bir STK olduğunu bilemiyorsunuz, atlayabiliyorsunuz. Bu konularda her türlü eleştiriye çok açık bir kurum, Ombudsmanlık Kurumu. Atacağınız her türlü mail, fax, her neyse gerçekten dikkatle inceleniyor ve ya bu konuda bir şey yapalım deniliyor. Ama tabii yani hocamın da değindiği bazı tabii yasal eksiklikler var. Biz de bunun farkındayız. Ama yasal eksiklik işte sayın vekilimiz burada yani giderilmeyecek diye bir şey yok. Onlar değişiyor, yasalar değişiyor. Dolayısıyla halktan bu şekilde kuruma dönüşler oldukça biz bunu ilgili yerlere iletip mevzuat değişikliği isteyebiliriz kendi kurumsal yapımız açısından. Bir soru vardı, yurttaki kardeşimizin, yani verdiğim örnekteki kardeşimizin dışlanma sorunu olsaydı yapabileceğiniz bir şey olur muydu diye sormuştu bir arkadaşımız. Olurdu. Yani bu dışlanmanın nereden kaynaklandığını ve idarece neden önüne geçilemediğini tespite çalışırdı. Ve bunun çözümü için de araştırırdık. Yani nasıl bunun önüne geçeriz? Farklı bir model. Ha tabii şöyle bir şey. Yani dediğim gibi Ombudsmanlık Kurumu'nun elinde sihirli değnek yok. Dünden bugüne hemen şak diye bu yapıyı şöyle baştan sona değiştir. İlgili bakanlık şunu şöyle yapıver dediğinizde olmuyor. Ama hani bugün bu şikayet yarın bir gün başka bir şikayetin gelmesinin önüne geçen bir şey olabilirdi. Dolayısıyla biz bunu yapabilirdik. Zaten şöyle bir şey de var. Şimdi burada bu ayrımcılık çocuğun arkadaşlarından geliyor ama idarecilerden de böyle bir şey görebilirdi. Bu konuda da ombudsmanlığın farklı bir yeri var bence denetim mekanizmaları içerisinde. O da şu, hikayenin sadece eylem ve işlemlerini denetlemiyor ombudsmanlık kurumu. Aynı zamanda tutum ve davranışlarını da incelemekle görevli ve bu konuda biz raporlarımızı düzenliyoruz. Bu tabii raporlarımızın dayandığı temel dayanak nedir? İnsan hakları. Türkiye'nin bu konuda
taraf olduğu uluslararası her türlü sözleşmeler, metinler ve bu konudaki iyi uygulama örnekleri, bunlara bakarak tutum ve davranışlarını, idarenin hem hukuk hem hakkaniyet bakımından inceler ve yapılabilecek bir şey varsa idareyle birlikte çözümünü oluşturmak ya da idareye bir çözüm önerisi sunmaya çalışırdık. Zaten aslında sonuç olarak bu kardeşimizin örneğinde bununla ilgili bir bölümde olacak raporda. Suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili bir soru geldi. Bir yerde bildirimde bulunuyoruz. Fakat o sorunun devamında kapalı kurumlara şiddet içerdiği işte özel bir kurum oluşturulması çocuklar için buna karşı olduğunuzu zannediyorum ifade etmiştiniz. İnanın daha bu konuda neyin daha doğru olduğunu araştırıyoruz. Yani daha bizim bu konuda almamız gereken bir yol var. Doğrusunun hem bu kardeşimiz özelinde hem de onun temsil ettiği diğer kardeşlerimizin genelinde doğru yöntem nedir? Türkiye'deki benimsenmiş olan bu yöntem neden yanlıştır? Bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden maalesef şu anda o soruya net bir yanıt veremeyeceğim. Yaptırımlarla ilgili bir soru geldi. Bir de ideal anayasayla ilgili. Şimdi şöyle yani anayasaların ne kadar ideal olabileceği konusunda herhalde burada hocam varken herhangi bir şey söyleyemem ama kurum adına şunu yapıyoruz. Mevzuat değişikliği önerebiliyoruz. Yani ey idare sana bu mevzuat yeterli gelmiyor. Uygulamada şöyle sıkıntılar var. Dolayısıyla mevzuat değişikliğine gitmelisin diyebiliyoruz. Fakat eğer ki bu anayasal bir değişiklik ya da bir kanun değişikliği gerektiriyorsa zaten bizim verdiğimiz raporlar her yıl faaliyet raporuyla meclise sunuluyor. Ayrıca özel raporlarla meclise sunuluyor. Ayrıca medya üzerinden de kamuoyuna açıklanıyor. Dolayısıyla anayasayı ve kanunları yapacak olan yasama organı, meclisimiz zannediyorum buradan kendi yapması, kendiyle ilgili kısmı harekete geçiyor ve yapıyor. Ya da yapacağını umut ediyoruz eğer imkan olursa. Teşekkür olsun. Özür dilerim. Dediniz, çok özür dilerim. Devreye girdim. Çok özür dilerim. Değerli İnsan Hakları Kurumu ve kamu denetçiliği yetkililer burada. İç güvenlik paketi Allah rızası için. Sizin görüşünüz alınması gerekmiyor. Sizden görüş aldın mı siyaset? İstemedim. Yani bu konuda sizin görüşlerinizi alması gerekir normal koşullar. Bu insan haklarına aykırı mı değil mi bu yasa? Sormadı görüşünüzü. Yani orada bu kurumu kurdular. Ben şey yapayım mı? Ben teşekkür ederim. Bir dakika demişti bir soru için elini çekecek o. Am I pronouncing your last name correctly? Am I pronouncing your name right? No, just allow me to interfere to your internet regime and saying that Council of Europe is here and ready to accompany. No, I'm sorry. Should I start again? Yeah. No. Just allow me to interfere in your internal cuisine and saying that the Council of Europe is here to accompany you in this learning process, accompany you, human rights institutions, but also authorities, different ministries, by providing training and exchange of good practices. So Council of Europe can organize the space of exchange of good practices between member states, between other countries, that they have advanced, they have quite long-standing experience in dealing with these issues. We are ready to organize this peer-to-peer, we have already done it, with Turkey, and this is an offer. Thank you. Thanks a lot. Çok pardon. Bunları da gündeme getireyim. Unutulmuş olabilir. Söyleyeyim onları çok kısa. Ondan sonra da herhalde biraz daha konuşabilir miyiz? Murat bilmiyorum. Tamam, iki soruya da yanıt gelsin. Ayıp etmeyelim. Şimdi değerli arkadaşlar,
Yani Sayın Kamu Denetçisi Kurumu temsilcisi dedi ki yasal boşluk var. Yasal boşluk size nefret suçlarıyla ilgili LGBT'li bireyleri devredişi bırakılması ile ilgili o kadar isyan etmemize rağmen sizin görüşünü sordular mı? Sormadılar. İnsan Hakları Kurumu'nda görüşünü sormadılar. Ben İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim. Bizim komisyona da sorma gerek yok diyor. Yani bu kurumların işlevsiz hale getiren siyasi iktidarın ta kendisi. Yani diyorsunuz efendim kanun boşluk var mı? İlgili yerlere söyleyeceğiz. Söylüyoruz. İlgili halk burada. Ben milletvekiliyim buradayım. Sayın Üstün milletvekili arka sırada oturuyor. Buyurun bu eksikleri söyleyin de biz de bilelim nelerdir. Hiç olmazsa kamuoyuna ve parlamentoyu sıkıştıralım biz. Niye yapmıyorsunuz bunu? Neden kaçınıyorsunuz diyecek biz iktidara? Yani açık iki tane örnek yok. Bir, nefes suçları sizin iki kurumun görüşü alması lazım. Alınmadı. İki, iç güvenlik paketinin görüşlerinizi alınması lazımdı. Alınmadı. Yani bu arada bu işi çıkmaya sokan adeta bu kurumları çok özür dilerim. Yani görev yapan şahsiyet orada arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Yani bu kurumları adeta bir Avrupa Birliği'nde bak şu şu kurumlar var. Biz gerçekten insan hakları açısından bunu etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerini kandırıyoruz. Bu işin doğrusu bu. Teşekkür ederim. Bu durumda diye dertleniyorum. Ama hakikaten zamanımız doldu. Salon şeyi Kerem'in sorusu kaldı. Kerem Hoca'nın sorusu olmadı. Dışarıda onu şey yaparız hocam. Şey yapalım. Yani toparlayayım hocam. Bitti çünkü. Vakit bitti yani. Hem de aslında bitti. Onu da söylemek gerekiyor. Şimdi konuların yani bu idare ve kurumlarla ilgili konuların çok boyutları var. Yani tabii siyasi boyutu var, siyasi açıdan tartışılabilir vesaire boyutu var. Ama sadece bakın hükümet ya da meclis istemiyor değil, bazen kurumların kendisi de yapmıyor. Yani kurumların kendi iç kültürü çok iyi de hani dışarıdan kötü bir şey geliyor gibi de değil. Kurumlar da kendi içlerinde problemler yaşayabiliyor. Kurumların da kendi anlayışları tam oturmuş, hani mükemmel değil. Oraların da başka problemleri var, oraların da geçmeye ihtiyacı var. Yani çok kapsamlı bir şey. Ama şunu söyleyebilirim ki burada kimse kandırılamaz. Yani ne Avrupa Birliği kandırılırsınız ne Avrupa Birliği kandırılırsınız. Sonuçta ortaya çıkar. Yani bir kurumun performansını izlemek çok da zor bir iş değil. Dolaylı ayrımcılıkla ilgili bir şey. Dolaylı ayrımcılıkla ilgili uğraşmak zor Türkiye'de. Çünkü dolaylı ayrımcılık mevzuatı zayıf. Ancak ne yapılabilir? Yan alanlara girerek bunun yapılmaması konusunda kurumlar idareye yönelik bir şeyler yapabilir. Mesela son tespit ettiğimiz yine böyle bir Ermenisiniz işte hepiniz Ermenisiniz gibi bir lafı bize de söylenmiş olması bir araç. Yani bunlar evet yapılıyor. Önlemek gerekir. Daha etkili önleyebilmek için yalnız mutlaka ayrımcılık ve mücadele yasasının çıkması lazım. Bütün ayrımcılık temelleri dediğimiz temelleri kapsayacak şekilde. Tamam. Değil mi hocam? Şimdi orası ben kapatıyorum. Ama söylemem gereken bir şey var. Aslında sorum olacaktı size. Ama o soruyu artık offlatıyorum. Ama bağlantılı bir şekilde. Evet, sivil toplum örgütleriyle devlet kurumları arasında özellikle insan hakları ve özellikle aradaki hani kimi zaman LGBT hak ihlalleri üzerinden bağlantıların koordineli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ancak şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı bir ülkede, Orta Doğu ülkesi olsun olmasın, bunun adı self-orientation olsun olmasın, devlet kurumlarına ve devlet kurumları içerisindeki insan hakları ile ilgilenen alt birimlere özel bir görev düşüyor. Zira sivil toplum örgütleri zaten bayağı bir baskı pratiği içerisinde hareket ediyorlar, aktivizmi içerisinde. Ben bunu söylemeden bırakmak istemedim. Sabrınız için sağ olun. Sürçüle ihsan ettiysem affola. Bir şey mi ekleyecektiniz diye sorayım. No? Yeah. Thanks a lot.